Merhabalar, ben Yüreysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Almanya'dan teknik direktör Evren Cebeci. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba Günaycığım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de bizi Almanya'da temsil ediyorsunuz futbol olarak. Çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ben takip ediyorum. Ortak arkadaşlarımız çok fazla var. Davetimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Rica ederim. izleyiciler açısından şunu sormak istiyorum öncelikle. Evren Cebeci kimdir? Bizi orada temsil eden, Almanya'da temsil eden bir vatandaşımız olarak neler yapar? Almanya'da futbolda neler yapıyor? Türkiye ile bağlantısı var mı futbolla alakalı? Bu bağlantılar nelerdir? Bunları bize anlatabilir misiniz hocam? Biz bunları Tabii. çok merak ediyoruz. Almanya ile Türk futbolcuları çok yetiştiren bir ekol var orada, Türk futbolcularına. Siz de bizi orada antrenör olarak Temsil ediyoruz, evet. temsil ediyorsunuz. Bunu sizden duymak isteriz hocam. Buyurun. Evet, tabii Günay, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bizi yayına davet ederek dünyanın aslında ne kadar ufak olduğunu göstermiş oluyoruz bu sayede. Tabii ki Evren Cebeci neler yapar? Evren Cebeci bu zamana kadar futbolla ilgili birçok çalışmalar içerisinde bulunduk. Tabii bunlarla ilgili olarak en önemlisi bir eğitmenden çok tabii bulunduğumuz ortamdaki şartları ve verileri araştırarak bunları geliştirip kağıda döküp yazılı bir şekilde projeler haline getirdiğimiz çalışmalar oldu. Öncelikle onlarla başlamak isterim. Şu zamana kadar 3 tane proje üzerinde çalışmalar yaptım. Bunlardan bir tanesi Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan genç yetenekler. Bir tanesi şöyle söyleyeyim, Türkiye'de uygulanmış olsa veya yapılmış olsa bunu sunduk. Mobil bir proje, mobil bir araç projesi. İsim vermeyeyim, XXC kulübü mobil gibi diyebiliriz. Bir diğeri de malum biliyorsunuz Türkiye'de spor okullarımız çok yaygın. Hemen hemen her takımın, her bölgede belediyelerin, ilçelerin yaratmış oldukları spor okulları var. Ya biz bunların açılımları ile ilgili olarak daha geniş kitlelere, yurt dışına açılarak hem maddi hem manevi ve tabii ki bunları yapacak olan, bunlara katılacak olan kulüplerin marka değerlerini arttırmak üzere çalışmalar yaptık. Üç tane proje üzerine güzel çalışmalar yaptık. Tabii biz bunları sunduk da açıkçası şöyle söyleyeyim, ben kendim Beşiktaş çıkışlıyım. Beşiktaş Full Host Kaynak Düzeninde Futbol Akademisi'nde ana birimde 2002, 2012-2014 yılları arası görev yaptım. Daha sonrasında Almanya'ya geldim. Yani biz buradaki genç yeteneklerle ilgili araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapmıştık. Ve bunlarla ilgili bir takım oyuncuları Beşiktaş kulübüne yönlendirdik. Tabii bunların içerisinden beğenilenler oldu, alınanlar oldu. Ve tabii ki biraz önce de sizin de söylemiş olduğunuz gibi başka kulüplerle olan çalışmalarım da vardı benim. Antalya ve Alanya kulüpleriyle. Oralara da bir takım yönlendirmeler yaptık ve devam ettik. O şekil çalışmalar yapıyoruz. Şu an hala hazırda elimizde demeyeyim de çalışmış olduğumuz çok yetenekli, çok kaliteli arkadaşlarımız var. Hatta şu an bir tanesiyle ilgili olarak Antalya Spor Kulübü çok ciddi boyutta ilgileniyor. Yani şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Biz normalde şu an Türkiye'de olacaktık. Benim yılda iki sefer organize etmiş olduğum gençlik gelişim kamplarım var. Bakın, seçme kampı demiyorum. Gençlik gelişim kampları. Biz orada olacaktık. Maalesef şu an bu dünyayı sarsan virüsten dolayı olamıyoruz. Şimdi gençlik gelişim kampı dediniz. Biz bu kampları genelde şu şekilde yapıyoruz Türkiye'de. Genelde çoğu hoca ve takım bunu gelir kaynağı olarak görüyor ve seçme adı altında kamplar yapılıyor. Bu kamplarda da oyuncuları tarıyor. Siz de böyle bir şey düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Daha kapsamlı ama bunu ticari boyutta görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bir kere ben bu seçme dediğimiz çizginin, yani o kelimenin üstünü kalın 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 çiziyorum. Çünkü Çünkü bak, buradaki zihniyet bu hocam. Yani ben hayır. onu söyleyeyim size. Ben de bulundum Şimdi çünkü. bizim yapmış olduğumuz bu gençlik gelişim kampları şu ana kadar 7 tane kamp organize ettik. Dediğim gibi 8. kampa gidecektik. İlk başladığımızda 10 tane öğrencimiz vardı. Sadece Almanya'dan ve Dortmund bölgesinden gelen. Ve daha sonra biz bunu en son kampımızı 12. ayın son haftasında gerçekleştirdik. 34 kişi olarak Almanya,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avustralya, bakın Avustralya'da söylüyorum, Avustralya Melbourne'den katılan oyuncularla gerçekleştirdik. Şimdi ben bu kampların içeriğini açayım ben size. Biz bu kamplarda neler yapıyoruz? Şimdi bir kere oyuncuya sadece antrenmanın yetmeyeceğini. Yani antrenman evet. yapabilirsiniz. Bu bir gerçek. Çalışabilirsiniz. Bu da bir gerçek. Ama bunun dışında neler takviye olacak? Örneğin ben size günlük bir programımızdan söz edeyim. Mesela bir sabah kalkıyoruz. Benim mesela şu an aqua fitness lisansım var su jimnastiği üzerine. Çocuklarımızla su jimnastiği yapıyoruz. Suyun içerisinde kendi vücut ağırlıklarıyla suyun kaldırma gücüyle. Niye? Onu da söyleyeyim. Özellikle çalışmış olduğum yaş grubu 10-9-6 olduğu için çoğunlukla hepsinin bir fitness merakı var. Hepsinin bir ağırlık çalışma merakı var. Ve tabii ki bunlar özellikle 13-14 yaşındaki çocuklarda da oluyor. Ve biz diyoruz ki en güzeli bakın kendi vücut ağırlığınıza suyun kaldırma gücüyle suda yapacağınız çalışmalarla başlamak. Tabii bunun en büyük yararı nedir? Sizde bir kere vücutta bir denge ayarı sağlar. İşte nedir? Sakatlık döneminden çabuk dönmenizi sağlar. Sakat olduğunuzda izole ederek sakat olan bölgenizi çalıştırırsınız. Gibi gibi hı hı. bir sürü şekilde başlıyoruz. Bakın bu sadece sabah yaptığımız bir antrenman. 45 dakikalık veya 30 dakikaya sığdırdığımız bir antrenman. Ve biz bunun sonunda ne yapıyoruz? Antrenman bittiği zaman bütün oyuncular havuzun kenarında, bütün bir sessizlik içerisinde hayal kurmalarını istiyoruz. Diyoruz ki nereye gidebilirsin? Diyorum ki sen diyorum belki diyorum Vodafone'a gideceksin. Sen Ali Samiyen'e gideceksin. Sen Şükrü Saraçoğlu'na gideceksin. Sen Allianz Arena'ya gideceksin. Sen Signal Iduna Park'a gideceksin deyip kendilerine bir hikaye anlatıp gözlerini kapatıp onların gitmek istedikleri yere kafalarında zihinsel güçlerini geliştirerek oraya gitmelerini sağlıyoruz ve gidiyorlar. Ve bir gün bir tanesi şunu dedi. Hocam dedi, sucan dedi, sıçrayarak çıkacaktım neredeyse diyor. Ne oldu dedim. Dedi ki Bayern Münih Barcelona maçında Neukamp'ta sahaya çıkıyordum dedi. Dedim ne güzel. Evet. Yani bu sabahki antrenmanımız. Daha sonra biz ne yapıyoruz? Çocuklarımızı kahvaltıya yönlendiriyoruz. Ve kahvaltıda şunu söylüyoruz. Bakın bütün besinleri alın. Örneğin sabahları yeşillik muhakkak yiyin. Yeşillik sizi hızlandırır, güçlendirir, akıtığınızı şeklinde telkinlerde bulunup onların kahvaltılarına kadar, içecekleri suya kadar dikkat ediyoruz. Diyoruz ki bakın bir hafta buradayız sakın buzlu su içme. Sakın buzlu su içme, bademciklerin şişmesi. Bakın buna kadar dikkat ediyoruz. Ondan evet. sonra örneğin kampa katılan kalecilerimiz var. Ben şimdi mesela en son kampımızda dediğim gibi 34 kişi vardı. Bunların içerisinde 4 tane kaleci vardı. 30 tane oyuncu 15-15 böldüğümüzde ben bunların hepsini aynı anda sahaya çıkartmıyorum. Kalecilere ayrı antrenman yaptırıyoruz. Geriye kalan 30 kişiyi 15-15 olarak iki gruba bölerek çalıştırıyoruz. 90 dakika boyunca, 1,5 saat boyunca bu çocukların antrenman yapmalarını niye bölüyoruz? Tekrar sayılarını arttırmak için, bekleme sürelerini kısaltmak için. Yani ve bizi şöyle söyleyeyim, 30 kişi bizi ne kadar dinleyebilir, 15 kişi bizi ne kadar dinleyebilir? Onların algılarını bize daha iyi çekebilmek için bu tür çalışmalar yapıyoruz. Ve tabii bunların arasında da çok değerli futbolumuzun büyüğü Serpil Hamdi Tüzün hocamızın Sergen Yalçın'a yaptırmış olduğu resim çalışmasını yaptırıyoruz çocuklara. Orada da bir hayal gücü kullanmaya evet. çalıştırıyoruz. Diyoruz ki bakın aldın topu gittin ortayı yaptın santrafor vurdu direkten döndü sen duruyor musun yerinde ortayı yaptın içeri giriyor musun veya topu kaptırdın nereye gideceksin şeklinde yani yazılı bir tahta üzerinde bu çocuklara her birinden bireysel olarak bunları alıyoruz. Ve tabii akşamları da yine boş geçmiyoruz. Motivasyonla ilgili, ondan sonra anatomiyle ilgili, vücut kaslarıyla ilgili, beslenmeyle ilgili sunumlarla yapıyoruz. Bir günümüzü böyle geçiriyoruz. Bakın bu bir günlük evet. bir program. Anlatması bile dolu dolu, yaşaması inan daha farklıdır. Yani. Ama kimseyi şey yapmıyoruz. Yani sen şuraya gideceksin, seni şuraya göndereceğiz demiyoruz. Çalışacaksın, anahtar sende. Kilit sende, açması sende diyoruz. Yani böyle çalışmalar yapıyoruz. Tabii değerli dostlarımız var orada Antalya'da. Biz oraya gidip geleli 7. kampımız oldu. Bizi basından sağ olsunlar, bizi çok destekliyorlar. Özellikle Kahraman hocamız var, Kahraman Köktürk. Buradan çok selamlarımı iletiyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Sağ olsun basında bizleri çok ön plana çıkarttı. Yaptığımız çalışmaları çok dile getiriyor. Böyle devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi biraz şu yoğun gündemi sormak istiyorum.
Orada da tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü maalesef var. Basından Evet. izlediğimiz kadar maalesef ki. Orada durumlar nasıl hocam? Yani koronavirüsü var. Sokağa çıkma yasağı var mı? Bölgesel olarak mı var? İnsanlar hayatlarına devam edebiliyorlar mı? Oradaki durum nedir Almanya'daki? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada yani resmi bir boyutta sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Ama malum burası Avrupa. İnsanlar biraz daha bilinçli. İş yerlerini kapattılar. Devlet bir takım iş yerleri kapattı ve destekler verdi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim eşimin kuaförü var. Kapandı. Devlet bize desteğini verdi. Diğer şirketlere, diğer firmalara da aynı şekilde. Bunun dışında alışveriş merkezleri kapandı. Sadece marketler, alışveriş yapabileceğiniz, günlük besininizi, gıdanızı alabileceğiniz yerlerde de uygulamalar herkes nasıl söyleyeyim? Şimdi Türkçesi gelmedi aklıma. Einkaufswagen diyeceğim ama alışveriş arabası diyeyim. Hani o demirden yapılan arabalar var ya. Evet. Herkes onunla içeri girmek zorunda. Çünkü niye? Onunla mesafeyi korumuş oluyor. Aşağı yukarı bir Evet. iki metrelik bir mesafe oluşuyor. Bunun dışında oradan çıktığınızda zaten kapıda birisi duruyor. Muhakkak elinize bir dezenfeksiyon sıkıyor ve dışarı o şekilde çıkıyorsunuz. İnsanlar, yaşlılar özellikle çoğunluğu evde. Anaokulları, okullar, spor kulüpleri şu an yani hiçbir faaliyet yapılmıyor. Yani biraz daha bilinçliyiz. Yani buradan Türkiye'yi takip ediyoruz. Ha burada da var. Ölümler var. İşte izah altında olanlar var. Ama şu an yani devlet kontrolünde insanların bilinciyle birlikte tabii hayatımız kısıtlandı ama aslında bir yerde iyi oldu. İçeride kaldık. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya başladık. Evet. Çalışmalarınız devam ediyor mu hocam sizin? Çalış Antrenmanlarınız devam ediyor mu? Antrenmanlar. Antrenmanlarımız maalesef şu an aşağı yukarı 12 Mart'tan beri çalışma yapamıyoruz. Yani devletin şu an sadece biz değil yani Bundesliga yani şu an Alman liginin en üst takımlarından şu an en alt ligdeki takımlarına kadar hiçbir sportif faaliyet yapılmıyor. Sahalara giremiyorsunuz. Girdiğinizde ceza uygulanıyor. Yani biz de bekliyoruz açıkçası. Peki bir de şunu soracağım. Burada da inanılmaz bir ben basından takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Mesela Bayern Münih şu an antrenmanlarına devam edeceğini 6-6-4-4 grup şeklinde çıkacağını duydum ben buradaki basından. Şimdi Almanya'da futbol yine teyir edildi. Tüm dünyada olduğu gibi hemen hemen. Ne zaman devam edecek? Oradaki basında ne konuşuluyor? UEFA'nın veya FIFA'nın vereceği karar konuşuluyor mu? Bir de takımlar neler yapıyor? Antrenmanlarına devam ediyorlar mı? Devam etmiyorlar mı? Devam ediyorlarsa nasıl yapıyorlar? Bunların takiplerini nasıl yapıyor takımlar? Bunu merak ediyoruz hocam. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yaptığım bu çalışmaların dışında ben ayrıyetten Alman milli takımları Dortmund bölgesi U13'ü 15 kızlar baş antrenörüyüm. Şu an yani bize gelen mesajın doğrultusunda ben size açıklama yapayım. Yani bunu bir resmi bir kaynak olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü orada resmi bir antrenörüm. Şu an bizde bu sezonun kapandığını söylediler. Yani dediler ki yani Dortmund karmasının yani karma bölümlerinin kapandığını, sezonun bittiğini söylediler. Ama tabii ben bunun yanında ayrıyetten burada bireysel antrenörlük yapıyorum ve şu an bir de takımlara kuvvet kondisyon koçluğu yapıyorum ayrıyetten. Hepiniz bilirsiniz Kevin Großkreutz bir ara Galatasaray'a Tabii gelmişti. tabii tabii tabii. Şu an o benim kuvvet kondisyonluk koçu yaptığım takımda bize antrenörlük yapıyor kendisi. Tabii çok üst düzey bir yani nasıl söyleyeyim oyuncu yani çünkü futbolda artık en sonu görmüş yani Tabii Dünya tabii. Kupası'nı kaldırmış bir oyuncu. Evet. Onunla çalışıyorum. Şimdi onun hem bizim ona hem onun bize vermiş olduğu şeylerle biz çocuklara bireysel diyoruz ki işte bugün işte şu kadar kilometreyi şu kadar dakikada koşacaksın. Yarın aynı şekilde şeklinde bireysel telkinlerle şu an çocukların sadece yani çocukların değil oyuncuların fit olmasını yani en azından kondisyonel olarak düşmemelerini, stretching yapmaları şeklinde haberlerle onlara ulaşıyoruz yani. Ama Peki. resmi bir antrenman yok. Saha antrenmanı Tabii. maalesef. Bundesliga'da yani Bundesliga devam etmeyecek herhalde. O da Şimdi Bundesliga devam edecek veya etmeyecekle ilgili bir sürü söylenti var ama yani görünen şu an Mayıs ayını veya şu an biz Yumurta Bayramı, Paskalya'nın içerisine girdik. Ayın 17'sine kadar devam edecek. Ondan sonra karar verecekler.
Şu an net bir şey yok. Peki Yok. bir de basında duyduğum kadarıyla soruyorum bunu. Bayern Münih antrenmanlara başlamış diyorlar. 6-6 şeklinde bir organizasyon yapıp bu şekilde antrenmanlar yapacak. Buradaki takımlarda hani ben şimdi Twitter ve sosyal medyayı iyi kullanıyorum. Bizimkiler de hemen atladı biz de yapalım diye. Böyle bir şey var mı? Yani orada antrenman devam ediyor mu? Yani onu merak ediyorum. Basına yansıyan var mıdır? Şimdi basına yansıyan benim takip ettiğim bazı videolarda, görsellerde hani sizin dediğiniz gibi sosyal mesafeye uygulayarak ikişerli dörderli çalışmalar şeklinde aralarda 4-6 metre açarak koşular yapıldığını ben de gördüm. Ama canlı gözle görmediğim için onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ama yani şu da var. Mesela bazı oyuncuları ben bireysel olarak Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan takip ediyorum. Kendileri bahçelerinde, evlerinde, kimin tabii havuzu varsa orada çalışmalarını yapıyorlar açıkçası. Onların şartları tabii bize göre çok daha fazla. Onlar da Evet. profesyonel olduğu için tabii ki de kendileri de kullanacak. Şimdi hocam belki bu videonun yani bu yayınımızın en kritik sorusunu soruyorum. İnsanlar bunu gerçekten çok merak ediyor. Ben de merak ediyorum sizin cevabınızı. Yıllardır herkes der ki Türkiye'de Alman ekolü, Alman ekolü. Bu ekol nasıl oluyor da bu kadar başarılı oluyor ve tüm dünyada adını söz ettiriyor? Bu ekolü Almanya nasıl başarıyor hocam? Yani mesela Alman ekolü diye bir şey var gerçekten. Yıllardır var. Ben 30 yaşındayım. 30 yaşından beri Alman ekolü konuşulur. Bu ekolü nasıl bir başarıya döküyor Almanlar? Şimdi Günay, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'den de Ben örnek verebilirsiniz. Şu an altyapıya da girebilirsiniz. Özellikle altyapıları konuşmak istiyorum. Çünkü Alman ekolü altyapıdan başlar. Yani her yerde öyledir. şimdi Günay, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben elimde olan, yani bu zamana kadar yapmış olduğum bütün antrenör lisanslarımı, işte Junior Coach, C lisansı, B lisansı, Elite B, Fitness B, Aqua Fitness lisansının hepsini ben Almanya'dan aldım. Ve şu an benim Almanya'dan almış olduğum futbol lisanslarımın içerisinde bunu direkt federasyondan, Kaiserau'dan, yani bize yakın olan bölgeden bunu temin ettim. Yani çalışmalara girdim, katıldım, sınavlara girdim, başardım, uygulamalara girdim, başardım ve aldım. Ve şu an zaten milli takım antrenörü gibi bir durumumuz var bölgede. Şimdi buradaki en önemli şey, bir kere Almanlarda işin başlangıcında sabır. Herkes hani şunu söylüyor, disiplin diyor ama aslında sabır. Sabır niye diyeceksiniz? Çünkü onlar onun olmasına kadar sabırla bekliyorlar. Hiçbir şekilde çizgilerini bozmuyorlar. Tabii bunun içerisine disiplini de zaman içerisinde ekliyorlar. Ve tabii bu organizasyonları yaparken inanın bize şunları anlattılar. Yıl içerisinde çok büyük organizasyonlar yapıyorlar. İşte ligleri zaten organize ediyorlar. Turnuvaları organize ediyorlar. Saha çalışmalarını yapıyorlar. Kışın salon turnuvalarını organize ediyorlar. Aralarda turnuvalar organize ediyorlar. Ve bunların içerisinden seçilen çocukları veya seçilen oyuncuları ayrı bir havuz alıp orada tekrar aynı şekilde yoğuruyorlar. Tekrar aynı şekilde çalışmalar yapıyorlar. Şunu söyleyeceğim. Bize denilen şuydu. U21 milli takım antrenörü gelmişti. Benim B lisansını yaparken Kayseri'de dedi ki, biz dedi, bize gösterdiler yani, testleri falan da gösterdiler nasıl yaptıklarını. 10 milyon euro gibi bir rakam harcıyorlar yıllık, ortalama söylüyorum. Profesyonel bir futbolcu değil, çok iyi bir amatör futbolcuyu çıkartabilmek için. Evet. Ve tabii bunun içerisine şunu ekleyebiliriz. Tesisleşme çok büyük. Yani şu an şöyle bir şey var tesisleşmede. Her yere, nereye giderseniz gidin Almanya'ya, hangi mahalleye giderseniz gidin muhakkak bir futbol sahası görürsünüz. Ve tabii bunun dışında takımları teşvik ediyorlar. Diyorlar ki takımlarınıza küçük yaş gruplarınızı kurun. 19, 17, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Şu an komik bir tabir olacak. Pempas Ligi. Bakın çocuklar bezleriyle birlikte Pempas Ligi oynuyorlar. Eğlence ligi. Yani çok ciddi söylüyorum. Ben bununla ilgili Türkiye'de bir proje düşündüm. Dedim ki Pempas'la gitsek, anlaşsak, sponsorluk yapsak, bir Pempas Ligi kursak çok şeyler olur dedim ben mesela. Tabii bunun yanında neler var? Çalışmalar çok düzenli bir şekilde takip ediliyor. Örneğin ben şu an mesela Dortmund bölgesinde kızlarla ilgilendiğim için kendi tarafımdan bakıyorum.
her hafta sonu bir maça gidip orada bir kızı bulmak gibi, bir kızı keşfetmek, onu davet etmek gibi bir görevim var. Yani gelecek antrenmana göreceğiz ama öncesi biz onu maçta göreceğiz, dışarıda göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek, buna bakmamız gerekiyor. Ve tabii bununla birlikte eğitimler çok önemli. Bakın şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de atıyorum 3 büyük kulübümüzün birisinin altyapısında çocuklarımız oynamak için can atarken, bakın burada tabii çocuklar burada örneğin Borussia Dortmund kulübünün alt biriminde oynamak istiyorlar. Ama bakın yeteneğiniz kafi değil. Eğitim durumunuz, okul durumunuz, dersleriniz, bunların da hepsi iyi olmak zorunda. Eğer olmuyorsa size ne kadar yetenekli olursanız olun kapıyı gösteriyorlar ve orada artık farklı bir yerlerde arayış içerisine giriyorsunuz. Ve tabii Almanya sosyal bir ülke. Çocuklar devamlı sporun içerisinde. Bakın mesela benim şu an 4 yaşında çocuğum var. Yüzmeye gönderiyorduk biz çocuğumuzu. Dansa gönderiyorduk. Salonda tırmanma çalışmaları yaptırtıyorduk. Yani bunların hepsi bu Alman ekolünün içerisinde sıkışan şeyler. Yani çocuklar özgürler. Dışarıda oynayabiliyorlar, içeride oynayabiliyorlar, havuzda oynayabiliyorlar. Ve tabii ki ama bu işe inanıyorlar, sabrediyorlar ve tabii ki disiplin, disiplin, disiplin. Hiçbir şekilde yani onu da soracağım hocam. Görüyorsunuz, maçlarda da görüyorsunuz. Hiçbir şekilde dakika kaç olursa olsun oradan dışarı çıkmıyorlar. Şunu da söyleyeyim. O sadece Bundesliga'da gördüğümüz o değil. Aşağıda amatörlere baktığınızda orada da aynı. İnanın hiçbir şekilde kopma yok. Yani şimdi bunun amatörlerde içeride. Şöyle ben Türkiye'nin neden gelişmediğini bir sürü Türkiye'nin futbolun neden gelişmediğini bir sürü şey söyleyebilirim size. Yani evet. İşte hocaların yetersizliği diyebiliriz buna ama en önemlisi tesisleşmek. Çünkü tesis yani çocuk tesisleşme yapamadığınız zaman istediğiniz sürede antrenman yaptıramıyorsunuz. Aynen. Türkiye'deki okul sistemi yanlış. 3.5-4'e kadar hatta 5'e kadar çocuklar okula gidiyor. Bu yanlış. Spora zaten gün ölüyor. Spora zamanı kalmıyor. Sadece cumartesi pazarla spor yaparak olmaz. Çocuğu geliştiremezsiniz. Bunları ayarlamadığınız sürece zaten değişmez. Yani futbolu geliştiremezsiniz. Ben burada çalıştığım süre zarfında ben çocukları bazen bazı sahalarda ısınma yaptıramadım. Betonun üzerinde ısınma yaptırdım. Bu stretchingleri geçin. Hani stretching bir şekilde yaparsınız betonun üzerinde ama o çıkışları, patlamaları, koşuları nasıl yaptırabilirsiniz? Yaptıramazsınız. Bu tür sorunlar yaşanıyor. Mesela Beşiktaş'tan çıktığınızı söylediniz. Beşiktaş altyapı antrenmanlarında mutlaka denk gelmişsinizdir. Sahayı ikiye bölüyorlar. Bu, diğer tarafta 10, 14, diğer tarafta 15 çalışıyor. Bu şekilde olmaz. Ben bunları zaten hep söyledim. Burada önce tesisleşmeyi bitirmek gerekiyor. Ben Türk hani burada bu işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Oradaki tesisleşme anladığım kadarıyla çok başarılı. Buradan başlamak çok gerekiyor. Ve ciddi derecede bütçeler ayırmak gerekiyor. Bir futbolcuya 5 milyon euro verirsiniz size 3 senenizi kurtarır bir futbolcu. Mesela Falcao'ya 5 milyon euro verdiniz. İsme verdiniz. Ama siz o 5 milyon euroyu kendi altyapınızdaki oyuncuya verseniz size belki yılda 2 tane Falcao çıkartacak. Ama bunu yaptı. Çıkacak. Ya evet. Ben şöyle bir örnek vereyim. Çok yakın bir zamanda 2014'ten beri bu bölgede çalışmalarımı yaptım. Örneğin şu an Chelsea'de oynayan Pulisic biliyorsunuz. Tabii. Kendisi Amerika'dan geliyor. İşte Borussia Dortmund'da altyapısında U19'da işte hem eğitimiyle birlikte devam ediyor. Sonra Borussia Dortmund takımı bunu altyapısından profesyonel takıma çıkartıyor. Orada oynatıyor ve 70 milyon euro gibi bir rakama da geçen sene Chelsea'ye verdiler yani. Bakın çok basit evet. Örnekler yani evet. Bunlar. Yani daha verebileceğimiz bir sürü örnek var. Şu an mesela Götze, işte Royce. Evet. Yani mesela şeyi sormak istiyorum hocam size. Hem orada yaşıyorsunuz hem de olaya tam olarak hakimsiniz. Ben Mesut Özil Türkiye'de olsaydı bu seviyeleri görebilir miydi? Birinci sorum. İkinci yine Mesut Özil ile alakalı yürüyorum çünkü yani Almanya'da çünkü çok büyük bir oyuncu. Ben öyle şekilde görüyorum. Başka futbolcular üzerinden de konuşabiliriz bunu. Bir de Almanya milli takımını değil de Türk milli takımını tercih etseydi yani bu transferleri yapabilir miydi? Mesela Arsenal'ın da bence en büyük yıldızlarından bir tanesi. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben.
Mesut Özil Türkiye'de olmuş olsaydı veya Türkiye'ye gelmiş olsaydı, şimdi bizim o dönemlerimize baktığımızda şöyle yapıyorlardı, bir bakıyorlardı önce, ne oynuyorsun? Stoper. Bunun boyu çok kısa. Evet. Ön Boyu yargı uzun, var. Kalıbı yok. Tabii. Boyu uzun, kalıbı kısa. Şey, Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Ben bir takım ismi vermiyorum. Bir antrenman yapıyoruz. Kaleci antrenmanı yapıyoruz. Bir tane hoca geldi. Yine isim vermiyorum. Çocuk denemeye gelmiş. Bir tane kaleci arkadaşımız. O dönemki yaşı tahmini söylüyorum. 14 yaşındaydı. Boyu da 1.82 idi. Bakın hiç kaleciliğine bakmadı hocam bak. Hiç kaleciliğine bakmadı. Boyun kaç? 1.82. Kaç yaşındasın? 14 yaşında. Yarın evraklarını getir. Lisansını çıkartalım dedi. Bakın bu üç büyükten bir tanesi, isim vermiyorum. Evet. Sadece bu. Ya, yaşadık biliyorum. Kestim. Kestim çünkü çok bağlantılı bir olay. O yüzden Evet. kestim. Buyurun hocam devam edebilirsin. Yani şimdi Mesut Özil Türkiye'de olmuş olsaydı olmazdı. Yani çünkü bakış açısı, görüş açısı çok farklı şeyler. Yine şeye bağlayacağım ben olayı. Benim yapmış olduğum lisanslarda federasyon, biliyorsunuz malum Alman futbolu en son turnuvada çok büyük bir hüsranla geri döndü. Orada şunu söylediler. Biz dedi bir sistem takımıydık dedi. Bu sistem içerisinde işleyen oyuncularımız vardı ve bunların içerisinde özel yetenekli oyuncularımız vardı. İşte bunlardan bir tanesi Özil'di. İlkay'dı mesela. Ama bunlar çözüldüğü için, yani bunları artık çözdükleri için veya katılmadıkları için biz ilerleyemedik. Bunu söylediler. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Mesut Özil'de Allah vergisi bir yetenek var. Yani şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'deki sokak futbolu var. Çocukta bu var yani. Bu yeteneğiyle zaten Almanların içerisinde farkı çıktı. Çünkü Almanlar sistemi kuruyorlar, tak 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 oynuyorlar. Ama bunların içerisinde farklı bir yaratıcı, hatta kreativi oyuncu dedikleri oyuncu Mesut Özil'di. O yüzden onu arıyor Almanlar. Ama dediğim gibi Türkiye'de Mesut Özil olmuş olsaydı Mesut Özil şu an bu Mesut Özil olamazdı. Futbol hayatı belki bitmiş olurdu, açık söylüyorum. Yani şu an şunu düşünün, Mesut Özil geldi şu an 30 yaşının üzerine geliyor neredeyse. Türkiye'yi seçmiyor hala. Evet. En basit örneği bu. Yani bunu bu şekil bir hani soruyla gelirsek buradan bunun cevabını almış oluruz diye düşünüyorum. Yani mesela ben Hakan Çalhanoğlu'nda çok yanıldım. Ben daha büyük sıçrama yapacağını düşünüyordum. Ama o yapmadı o beklediğimiz sıçramayı. Bir de şunu sorayım. Şimdi bir sürü Türk futbolcu var orada ve çoğu da iyi takımlarda da oynuyor. Evet. Bu seviyelerde sizce, Türkiye'de bulunduğunuz için de söylüyorum, buradaki sistemi de bildiğiniz için söylüyorum, bu seviyede neden çıkartamıyor Türkiye? 83 milyon kaç? Almanya'nın nüfusu ne kadar hocam? Almanya nüfusu Türkiye'den fazla, onu söyleyeyim özellikle. Hı-hı. Yani yüz ölçüm olarak belki küçük gözüküyor. Hı-hı. Ama Almanya'nın nüfusu Türkiye'den fazla, 90-90 3 falan dendiğin ama net bir şey söyleyemiyorum. Yani 90 desek bizde 83. Aynı eşit seviyede. Burada bir tarafa bakıyorsunuz, dünya yıldızı dediğimiz bir sürü oyuncu çıkartmış. Ama biz de dünya yıldızı dediğimiz oyuncu çıkartamıyoruz. Bugün belki Meri'yi söyleyebiliriz ama o da ne kadar dünya yıldızı. Neden çıkmıyor? Türkiye'de neden çıkmıyor? İki ekolü de bildiğiniz için soruyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de neden çıkmıyor? Türkiye'de şöyle bir sistem var. Türkiye'deki sistem yarışmacı bir sistem değil. Geliştirici bir sistem değil. Şimdi şundan bağlayacağım ben. Hani biraz önceki sorunun aynısı. Niye Alman futbolu, Alman ekolu diyorsunuz? Almanya'daki futbol sistemi rekabete dayalıklı bir sistem. Rekabete niye dayalıklı? Şunu söylerim. Örneğin amatör bir kulübün U19 takımı gidiyor Bayern Münih'in U19 takımıyla aynı ligde maç yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Bayern Münih'in U19 takımı küme düşebiliyor. Amatör takım Almanya Kupası finalinde oynayabiliyor. Yani çark tamamen dönüyor. Şimdi Türkiye'deki sistem yarışmacı bir sistem olmadığı için. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben bir oyuncu getirdim. Bakın bunu bir gerçekten söyleyeceğim ben size. Türkiye'ye bir oyuncu getirdim. Üç büyüklerden birisine. Çok değerli de bir hocamız. Yani efsane olmuş bir hocamız. Beşiktaş'ın 100. yılını görmüş bir hocamız. Bana şunu dedi. Dedi ki ya bu çocuk yetenekli. Bu çocuğu alayım ama bu çocuğu almadan önce benim bir tane oyuncum var. Senelerdir ben bununla birlikte oynuyorum. O ne zaman sakatlanır, ne zaman kart görür, ondan sonra ben ona yer verebilirim.
Ve ne oldu biliyor musunuz? Lig başladı, ben takip ettim hep o sezonu. Üçüncü hafta o güvenli oyuncu kırmızı kartı gördü ve çocuk ondan sonra kayboldu. Şimdi sistem bir kere rekabeti kabul etmiyorlar. Çünkü dışarıdan gelecek birisi o takımı itecektir. O takımı dürtecektir. O takıma rekabeti getirecektir. Bir kere bunu bilmeleri gerekiyor. Bütün hoca, aslında hocanın yararına. Niye? Takımın ivmesi yukarı doğru çıkacak. Gelen oyuncu rekabet başarı getirecek. Tabii. Rekabet başarı getirecek. Gelen oyuncu takımı yukarı çekecek. Altta kalan oyuncu da çalışıp didinecek. O formayı tekrar kazanacak. O takım yenilir mi? O takım kaybeder mi? Kaybetmez. Evet. Yani en basit örneği budur yani. Şimdi bir de bir şey soracağım. Burada herkes konuşur. Üç büyüklerde veya bu Süper Lig'de veya profesyonel liglerde altyapılarında daha çok torpilin döndüğünü çok konuşuruz. Konuşurlar. Bana bile sormuşlardır. Bana herkes, ben buraya çıkan çıkarttığım tüm hocalarıma da soruyorum. Yani fikirlerini alıyorum. Almanya'da torpil var mıdır? Bu işler orada yürüyor mu? Yani onun tanıdığı gelsin oynasın. Tabii torpil bir yere kadar başarılı götürecektir. Tabii. Önce. Yani torpil... sonuçta futbol oyunu bir prezentasyon oyunudur. Bir sunum oyunudur. Yani siz ne kadar güçlü de olsanız, ne kadar kuvvetli de olsanız ama bir aradan sonra çıkacak, ortada onu sunamadığınız sürece siz orada bitip eriyip gideceksiniz. Yani yok olacaksınız. Şimdi Almanya'daki sistem içerisinde size de dediğim gibi bir sürü organizasyonlar yapılıyor. Bir sürü turnuvalar yapılıyor. Bu turnuvalarda nasıl söyleyeyim? Mesela en son bizim Şubat ayında kızların U13-15 karmasının eyalet turnuvası vardı. Aşağı yukarı 36 tane takım katıldı. Bakın 36 tane takımdan söz ediyorum. Şöyle düşünün. Marmara bölgesinde her ilçenin bir takımı var. İşte buradaki sistem bu. Dortmund'un var, Bochum var, Essen var, Schalke var, Paderborn var. Bu turnuvaya katıldık ve bu turnuvada gözlemciler var. Bakın. İnanın kaç tane? 8 mi? 12 tane gözlemci oradaki bütün 36 tane takımı izledi ve oradaki oyuncuları beğendiler. Beğenmediler. Kabul ettiler. Davet ettiler. Baktılar. Geri gönderdiler. Bakın bunların hepsi birer etken. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Torpil var mıdır dediniz bana. Ben şu an mesela Dortmund karması antrenörüyüm. Ben geçen sene bu 13 takımından bir tane kızı eyalet karmasına verdim. Hatta şu an Galatasaray'da da oynadı. Yasin Öztekin'in yeğeni bu kız. Sol ayaklı bir kızımız. Türk kızı. Hani torpil var deseniz bir Türkiye niye bunu yapsınlar? Niye bunu eyalet karmasını alsınlar? Dortmund'dan yukarı sıçratsınlar? En basit örneği yani. Ama şunu da söyleyeyim. Çok da acımasızlar. Yani çünkü sistemlerinde, mantıklarında, oyun mantıklarında yeriniz yoksa olmuyor. Mesela bir tane kızım vardı. Bosna milli, boşnak bir kızımızdı. Dedik ki bakın bu kızı muhakkak alın direkt Alman milli takımına. Ne dediler biliyor musun? O bizim için yeterli değil ama gitti Bosna milli takımı aldı kızı. Yani böyle de bir şeyleri var yani onların. Peki bir şey daha sorayım sizin branşınız olduğu için. Türkiye'de fazla gelişmiş değil bayan futbolu, kız futbolumuz. Orada ne durumda? Yeteri kadar rağbet görüyor mu? Gelişiyor mu? Yoksa daha çok gelişmeye devam ediyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada zaten tohumlar atılmış, yaşarmaya başlamış, geliştirilmeye başlanıyor. Yani işte artık farklı boyutlara taşıyorlar. Yani nasıl bunu sayıyı arttırabiliriz? Kızları nasıl yönlendirebiliriz? Okullarda kızlar için yapıyorlar. Sponsorluk çalışmaları yaparak kızları futbola davet ediyorlar. İşte Alman milli takım tesislerinde mesela bizim bu ay içerisinde bir kampımız olacaktı. 3 gün boyunca Nisan ayının sonunda doğru. Mesela şu an gidemiyoruz. Bu tür teşvikler yapıyorlar. Yani insanları heyecanlandırıp bu işin sadece tamam erkekler oynuyor ama bayanların da bu işin içerisinde yerinin olacağını söylüyorlar. Ve yani şunu söyleyeyim. Teşvikler hep devam ediyor. Ve tabii ki yönlendirmeler devam ediyor. Ben de bir antrenör olarak şunu söylüyorum. Benim şu an 50 tane kızım var. U13-U15 toplamında. 50 tane anne, 50 tane baba, yani 150 tane insan var benim şu an. Ben şunu diyorum, bu kapı bütün kızların hepsine açık. Yani yetenekli, yeteneksiz olarak ayırmıyoruz. Bunlar geliştirilebilir. Ve bu çocukların gelecekleri benim iki dudağımın arasında değildir. Belki baktığınız bir sene sonra kız sıçrama yaptı. Fiziksel olarak, teknik olarak, mental olarak, dünya olarak. Yani geliştiriyoruz yani. Anladım hocam.
Yavaş yavaş programın sonuna gelirken de aslında bahsettik ama bu konu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Her zaman da ekol bir yanadır. Alman ekolü bir de Alman disiplini vardır. Evet. Mesela araba alırken bile insanlar araba markası alırken Alman arabasını tercih ederler burada. Beyaz eşya alırken de Alman ürününü alırlar. Nedir bu Alman disiplininin başarısı diyelim? Nasıl yapıyorlar? Çok disiplinli. Gerçekten futbol takımlarında da öyle ama sadece futbolda değil, tüm her yerde böyleler. Gerçekten çok katılar mı? Bahsettiniz ama hani bu konu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Ya şimdi buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani disiplinin muhakkak olması gerekiyor. Sadece disiplin futbol veya spor disiplin olarak değil, normal hayatlarında da bu disiplinin bunlara başarıyı getireceklerini biliyorlar. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Almanya tarihine baktığınızda Birinci Dünya Savaşı bir kayıp, İkinci Dünya Savaşı bir kayıp. Biz disiplinli olmak zorundayız, özverili olmak zorundayız, çalışmak zorundayız. Bunların mantığında bu var. Yani çocuk disiplinli nasıl oluyor? Örneğin aile bu çocuğa özgüven veriyor. Bakın şu an mesela Türkiye'de çoğu çocuk bakkala gidip ekmek çikolata alamıyor. Ama buradaki çocuklar gidip marketten alışverişlerini yapıp kasaya gelip parasını ödeyip evine gidebiliyor. Yani bunların hepsini bir havuzun içerisine aldığımızda yani yapabilirlik doğru veya yanlış değil, doğruyu bulabilirlik. Doğruyu bulduktan sonra zaten onun doğru olduğunu biliyorsunuz ve onu bırakmıyorsunuz. Ve yokluğu da yaşamış oldukları için o yüzden bu disiplinin içerisinde hep kalıyorlar. Evet. Hangi takımlısınız hocam? Hangi takım taraftarsınız Türkiye'de? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. İlk kelimem şu olsun. Yapmış olduğumuz iş evrensel bir iş. Bu işin rengi, cinsi, cinsiyeti, evet, ırkı maalesef yok. Ama tabii anlamışsınızdır. Üstümüzde siyahla beyaz varsa biz Beşiktaş'ız. Evet. Peki bir şey daha soracağım o zaman. Çok disiplinden bahsettik. Peki bir Beşiktaşlı olarak Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu bir açıklamayı duydunuz mu? Şöyle bir soru geldi kendisine. Oyuncuları takip ediyor musunuz deyince şöyle dedi. Vallahi bilmiyorum ne yapıyorlar. Sizce bu açıklama ne kadar doğru? Siz böyle bir açıklama yapar mısınız? Şimdi ben kendi şahsım olarak bir Evren Cebeci olarak yani mesela bana şu an kendi oyuncularım da arıyorlar, soruyorlar. Biz de arıyoruz, soruyoruz. Ne yapıyorsun? Mesela app atıyorlar bize. İşte koştukları kilometreleri. Bunlar güzel şeyler. Ama tabii böyle bir şeyi ben diyeceğimi sanmıyorum. Ama tabii karşımızda bir Sergen Hoca var. Sergen Yalçın var. Büyük bir isim. Evet. Ya tabii onu da iyi kötü insanlar biliyor. Ama o da muhakkak takip ediyordur. Çünkü işinin gerçekten sorumluluğunun çok büyük olduğunu biliyor. Hatta o çimlere ilk çıktığında çok heyecanlı olduğunu, işte orada onun o şey olduğunu biz de onu anlıyoruz oradan. Yani muhakkak takip ediyordur o. Yani ben o ne kadar bilmiyorum dese de muhakkak takip ediyor. Çünkü kendisi de futbol oynadı. Az çok tahmin ediyordur. Yani nereden çıkacaklarını, nerede olacaklarını. Evet. Katılmış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz yayınımıza. Davet edeceğimden emin olabilirsiniz. Müsait olursanız her zaman bekleriz. Memnuniyetle. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Almanya'dan Evren Cebeci'ydi. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hocam bir şey söylemek isterseniz buyurun, size mikrofonu bırakabilirim. Buyurun. Şimdi son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle genç sporcu, genç futbolcu kardeşlerime bu işin bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini, burada kazananların da kaybedecek olanların da kimse olmayacağını, onların kazanacaklarını her zaman bilmelerini istiyorum. Beşiktaş Kulübü'nde biz şunları öğrendik. Önce iyi insan olacaksın. Parantez açıyorum. Yalan söylemeyeceksin. Doğru olacaksın. Dürüst olacaksın. Ve bu ahlaklı olacaksın devam eder. Ve daha sonra iyi bir birey olacaksın. İyi bireyden kastımız iyi bir eğitim alacaksın. İyi bir kültür alacaksın. Kendini geliştireceksin. Ve en sonunda bu dünyaya avukatlar lazım. Öğretmenler lazım.
araba tamircileri lazım, çöpçüler lazım. Ama eğer olabiliyorsanız, eğer iyi insan, iyi birey olabiliyorsanız milyon dolarlık futbolcular da bu dünyaya lazım arkadaşlar. Çalışmayı ihmal etmeyin, disiplini bırakmayın. Her zaman kafanızı kaldırın. 9 kere yere düşseniz 10.sunda ayağa kalkacaksınız diyorum. Almanya Dortmund'dan sevgilerle. Tekrardan bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bu arada evde kalmayı unutmayın. Mümkün olduğunca evde kalın. Eğer işiniz yoksa evde kal Türkiye, evde kal Almanya diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.